20 Eylül, 26 Eylül. Değerli aslan burçları nasılsınız? Güzel bir hafta, umutlu bir hafta, ışık dolu bir hafta olsun. Ne istiyorsanız gökyüzündeki en parlak sürü sizin evinize gelsin ve her şey gönlünüze dokunsun istiyorum. Özellikle şöyle söyleyeceğim. İlişkilerinizle alakalı romantik bir seyahate gitmek isteyebilirsiniz. Sevgilinizden romantik sözler duymak isteyebilirsiniz. Sizi mutlu edecek ifadeler kullanmasını isteyebilirsiniz. Evet, bu hafta ilişkinizle alakalı evet güzel itiraflar söz konusu olacak. Hatta ve hatta güzel sözler havada uçacak. Siz evlilik teklifi ya da ilişkinizin adı yoksa adını koyma dönemi ya da ilgilendiğiniz birinin size adım atma gibi bir durumu var. O yüzden siz kalben iyileşeceksiniz, kalben tedavi olacağınız bir hafta. Bu da size gayet mutluluk getirecek. Yalnız ilişkinizle seyahate gideceksiniz dedim ya. Bir de yakın arkadaşlarınız ya da kardeşleriniz ya da komşu kuzenlerle alakalı da planladığınız yeni olumluluklar var. Ama orada bir tartışma olabilir. İlişkinizi o ortamın içerisine sokmazsanız sevinirim. Çünkü orada ilişkinize karşı söylenecek tavırlardan hayatınızdaki insan rahatsız olacak. O yüzden de bu sizi mutsuz edebilir değerli aslan burçları. Aslanlar, şöyle bir durum var. En çok kendi kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir burs ya da beklediğiniz bir eğitim ya da bir evranız varsa mesela 14 Ekim itibariyle bununla ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız ve bunun mutluluğunu tadabilirsiniz diyorum. Sevgiliniz yoksa ve aşk istiyorsanız bu hafta asla böyle bir şey yok. Ama gönlünüzü kıranlarda geçmişe ait hiç ummadığınız insanlar size iletişime geçecek. Hatta sosyal medyadan sizinle görüşmek isteyen insanlar olabilir. Dikkatli olun ve son zamanlarda telefonlarınıza gelecek mesajlara dikkat edin. Hacklenebilir, maddi olarak kayıp yaşayabilirsiniz. Telefonları ciddi anlamda hayatınızda dikkatli okuyun. Hani farklı yerlere girip rahatsızlık vermesinler istiyorum size. Bir de ailemizin çözmesi gereken toprak, arazi ya da bir ev konusuyla ilgili yeni imzalar atılmasını bekliyorsunuz. O iş olmayacak. Başka bir noktadan bir ev işiniz olacak. O da sizi mutlu edecek gösteriyor. Bir de evli olan aslan burçlarında da maddiyat anlamında özellikle hanımınızın ailesinden gelen bir destek sizi mutlu edecek ama maşallah hanımınız bu parayı veriyor ama vıt 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 konuşuyor ailemin parası diyerekten. Bundan sen çok yorgunsun ama iş konularına ilgili yaşadığın karışıklıktan dolayı da bu paraya ihtiyacım var. Sen bunların hepsini halledeceksin. Eşin gerçekten seni seviyor. Özellikle yapıyor. Takma bunları. Bu ara evli olan çiftlere şunu söylemek istiyorum aslanlarda. Seni seviyorum. Ya da sen benim için değerlisin. Lütfen eşinizi sabah ve akşam kapıda hoş geldin, öpücükle, sevgiyle, saygıyla uğurlamanızı istiyorum. Çünkü sizinden istediği şeyleri size söyleyemiyor ve çok yorgun olduğunuz için ifade edemiyor. Hadi bu hafta onu güzel ağırlayalım, güzel yollayalım ve ilişkiye daha böyle bir renk katalım. Eşinizden alacağınız küçük bir güzel bir anahtar size ama küçük bir anahtar sizi mutlu edecek. Bu da size iyi gelecek. İlişkiler evet güzel bir dönem ama maddi olarak özellikle son zamanlarda çok fazla gereksiz para harcayan aslanlara diyorum ki maddi olarak kendinizi güvende hissetmiyorsunuz ve ailenizden ya da satılması gereken bir noktayla alakalı kendinizi güvende hissedeceğiniz noktalar var. Bence orası satılacak ve siz kendinizi güvende hissedeceksiniz. İş kariyerinizle alakalı olmadık bir iş anlaşmanız ve uzun süredir uluslararası bir iş kapısına girmek istiyorsanız, uluslararası ticaret, finansal anlamda bazı iş konularınız varsa bunlarla ilgili güzel anlaşmalar sizi bekliyor. Mevcut işinizle ilgili de terfi ya da maaş artışınızla ilgili konuşup tadını çıkartacağınız ve bunun unvanı alacağınız bir hafta olacak. Bir de şöyle bir durum var. Kendi işini yapanlar, özellikle mühendissiniz, özellikle doktorsanız büyük bir anlaşmanın imzasını ve yurt dışı bağlantılı bir şey olacak. Bu da sizi mutlu edecek. Eğer devlette çalışıyorsanız, uzun süredir yer değişiminizle ilgili mücadeleniz varsa bu başvurunuz belli bir süre sonra kabul edecek. Tekrar tekrar başvurularınızı yapın, hak ettiğiniz noktaya kavuşacak. Diş doktoru ya da ne bileyim
Boğaz kulak burun doktoruysanız kendi ofisinizi, kendi sisteminizi kuracaksınız. Özellikle de yazarsanız ve kendinizle alakalı kitap ya da oluşturmak istediğiniz yazı alanları, blog yazmayı düşünüyorsanız bu dönem çok şanslı ve bu dönem bunu yaparsanız dijital alanla da kendinizi çok iyi ispatlayacağınız ve yeni başlangıçlar, yenilikler size mutluluk verecek. O yüzden bu kararlarından asla vazgeçmeni istemiyorum. Bu ara en büyük sorunumuz bir aileden birinin başka bir şehre taşınması konusunda destek olacaksınız. Eğer evinizde asker ya da polis ya da devlette çalışan silahlı biri varsa onun da tayini ya da ataması ile ilgili beklediğiniz yeni kapı hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yalnız ailede sağlık olarak özellikle babanızın boyun fıtığı, kalp ve damar ve prostatı ile alakalı sıkıntılar çok fazla ön planda olacak. Bir de bu ara eşim beni aldatabilir mi şüphesine giren bazı evli kadın ve erkeklerimiz var. Bu ara eşiniz ya da siz aldatılmıyorsunuz. Lütfen bu kafadan çıkın. Bir de sizin sağlık olarak kulak iltihabınız ve rahimle alakalı akıntılarımız söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Üniversite sınavına hazırlanan ya da KPSS'ye hazırlanan çocuklarımız için adaptasyon problemimiz var değerli yengeç burçları. Lütfen konsantrasyonunuzu, lütfen enerjinizi değerli aslan burçları, aslanlar, lütfen adaptasyonunuzu toparlayın. Kapılarınız aydınlık. Bir de mesela kodlama mühendisiyseniz yurt dışı Çin ya da Japonya ya da Amerika'dan çok güzel bir haber bekliyorsunuz. Bu da olumlu. Şimdiden tadını çıkartın. Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgi en güzel duanız olsun. Rabbim sizinle olsun. Rabbim evinize huzur getirsin. Hoşça kalın.